Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından merhaba. Bir baş başa programıyla daha karşınızdayız. Son baş başayı bitirirken ben önümüzdeki baş başada Millet İttifakı'ndan biriyle program yapmak istediğimi söylemiştim. Millet İttifakı'ndan milletvekili olmuş fakat yerel seçimlerde Millet İttifakı ile beraber hareket etmeyen Demokrat Parti'nin genel başkanı Sayın Gültekin Uysal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Hoş Uysal. bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Demokrat Parti sanırım son takip ettiğimiz kadarıyla Kırat Ege'den tekrar şahlanıyor gibi bir hava var. Son günlerde siz yoğun bir Ege mesaisi yapıyorsunuz. Aydın'dasınız, İzmir'desiniz, Manisa'dasınız, Muğla'dasınız. Neler yapıyorsunuz Sayın Genel Başkan? Yerel seçim süreci nasıl ilerliyor Demokrat Parti açısından? Tabii çok hızlı ilerliyor bir yandan. Seçim takvimi 2 Ocak itibariyle başladı ama 31 Mart yerel seçimleri, tabii arkada bıraktığımız 24 Haziran seçimleri, biraz daha geriye gidersek 16 Nisan referandumundan bağımsız değil. Böyle bir siyasal iklim içerisinde. Tabii 16 Nisan referandumunun Türkiye'de siyasetin yapılış şeklini, seçim süreçlerini etkilemek noktasında önemli değişikliklere vesile oldu. Bizler de bu sürecin içerisinde hakikaten Demokrat Parti olarak değişen Türkiye'nin alt üst olan yapısı içerisinde milletimizin kendisini bulabileceği, kendi geleceğini, hayallerini bulabileceği, yeniden kutuplaşan, ortak değerleri üzerinden ayrışan bir Evet. Türkiye değil, en geniş ortak paydayı yeniden inşa edebilmek adına bir mücadele veriyoruz. Yerel seçimi de hem Türkiye ile ilgili can alıcı meseleleriyle ilgili gündemimizi aksettirebilmek ama öbür tarafta da yerel yönetimlerde ifade ettiğim gibi milletin kendisine bulabileceği mümkün mertebe adaylarımızla sahada olalım, gayret ediyoruz. Tabii İzmir başta olmak üzere, Aydın, Muğla başta olmak üzere, Ege'de izimizin olduğu yerler, abide şahsiyetlerimiz, rahmetle yad edelim, tabii Aydın'da olup şehit Evet. başbakanımız Adnan Menderes'i yad etmek olmaz. Onlarla beraber pek çok Aydın siyasetinde geçmişten bugüne hizmetleri olmuş İsmet Sezgin Beylerden, Nait Menteşelere Allah selamet versin. Pek çok ismi sayabiliriz Evet. beraberinde. Tabii Türkiye'nin son 15-20 yılda yaşadığı bir sosyolojik olarak da onun ötesinde alttan kaynayan pek çok dinamikler var. Siyasette de zaman zaman bunun tezahürleri var. Bizim de kendi adımıza, kendi zeminlerimizde yaptığımız değerlendirmeler var. Evet. Gönlümüz arzu eder ki 70 yılı aşan bir siyasi çizginin bugün milletin hizasında duran, milletin öncelikleriyle hareket eden bir siyasi geçmişe sahip olarak daha kuvvetli bir ses olarak Türkiye'nin bu sıkıştığı her gün Büyük Millet Meclisi'nde inandıklarının tersine oy veren, milletin aleyhine her gün vergiler koyan, bu yanlış isteyen siyasal sistematiği değiştirebilmek adına yeniden yeter söz milletindir derecesine milletin huzurunda olmak istiyoruz. Evet, Sayın Genel Başkan, 31 Mart'a çok kısa bir süre kaldı. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin Millet İttifakı adaylarını büyük oranda netleştirdi. Gördüğümüz kadarıyla Cumhur İttifakı'ndan adaylık bekleyen ama aday olamayan, Millet İttifakı'ndan adaylık bekleyen ama aday olamayan adayların tercihi Demokrat Parti. Demokrat Parti eskiden merkez sağ diye anılırdı. Şimdi merkez akıl noktasına geldi gibime geliyor bana. Hani böyle çünkü artık Türkiye'de sağ sol kavramı çok kalmadı. Özelliğini yitirdi diye düşünüyorum ben. Bu bölgede neler oluyor? Siz hangi illerde, hangi ilçelerde aday çıkarmak istiyorsunuz? Aday çıkaracaksınız. Tabii Çalışmalar temel nasıl bir gidiyor? çerçeve çizmek isterim. Bahsettiğiniz yaşanan süreçler elbette sağ sol kavramları göreceli değerlendirmelere müsait ama biz yine merkez sağ, merkez parti, cumhuriyetin değerleri, bu ülkenin demokrasimizin değerleri, beraberinde milli manevi değerlerimizi içine alan en geniş ortak payda. Evet. Türkiye'nin yaşadığı süreçler bugün demokrasiyi daha fazla kaybetmeye yüz tuttuğunda tüm vatandaşlarımızın bir sorgulamadan geçirerek daha fazla ortak paydalar aradığını görüyoruz. Hukuki süreçlerin nasıl adaleti zedelediğini yaşanan son Evet. 10 yıllık operasyonlar dönemi diyebileceğimiz dönem içerisinde tırnak içinde devleti ele geçireceğiz diyerek çıkılan yolun 15 Temmuz'da nereye vardığını hep beraber gördük. Bu açılardan da devlet millet kavramlarını yerli yerine koyacak, Evet. devletle bireyin arasında akitleşmeyi yeniden tanzim edecek, yeniden bu büyük ülkede nimetleri de külfetleri de ortak bir paydada paylaşacak bir siyasi akılla
buluşturmak istiyoruz. Bu açıdan bakınca yaşadığımız endişeler ister istemez dünün düşünce kalıpları, dünün davranış kalıpları içerisinde değil ama bugünün icap ettirdiği ki biz 16 Nisan referandumunda da çok net bir şekilde geçmiş çizgimizin, Türkiye'de demokrasinin evrensel değerlerle beraber buluşabilmesi adına tarihi geriye doğru akıtmak teşebbüsüne dayatmasına karşı medeni bir şekilde mücadelemizi, fikrimizi ifade ettik. Bugün de Türkiye'nin bu kutuplaşma ikliminde maalesef insanlarımızı doğrudan tercihlerini yapabilmenin önüne yapısal engeller örüldüğünü, hem iklim dolayısıyla hem onun dışındaki siyasal süreçler, yerelde genelde siyasetin artık çok pahalı bir faaliyet haline getirilmek istenmesi, Türkiye'nin içinde nefes alıp verdiği siyasal iklimin her geçen gün renginin koyulaşması, bu noktada elbette milletimizde biriken önemli bir talebin olduğunu görüyoruz. Özellikle başta İzmir, Aydın, Denizli, Muğla'mız, Manisa'mız, Balıkesir'imiz bu bölgeden geriye doğru bakarak tüm alanlarda azami düzeyde değişen bu şartları da göz ardı etmeden ama söyleyecek sözü olan, kendi varlığını karşıya referans vererek, başkalarını olumsuz değerlendirmeler kötüleyerek değil, evet, kendi söyleyecek sözü olan insanlar olarak milletin önünde olmak istiyoruz. Yani buralarda geçmişimizi herhalde en az kendimizi anlatma ihtiyacı duyacağımız vilayetimiz Aydın'ımızdır, Ege bölgesidir. Ama tüm Türkiye'nin, evet, Türkiye satında da bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Biz hatı sayılır bir zaman dilimi var. Aslında geçmiş yerel seçimlerle mukayese ettiğimizde biraz sürecin erken başladığı gibi vatandaşımızda bir algı çıkabilir. Daha 2 Ocak itibariyle, evet, seçim takvimi işliyor. 19 Şubat'a kadar adaylık süreçlerinin birinci merhalesi, 3 Mart'a kadar da kesinleşinceye kadar da ikinci merhalesi bu süreci yöneteceğiz. Biz de bu süreci milletimizin bir yanda öncelikleri, öbür tarafta partimizin öncelikleri bir ortak payda da buluşturalım istiyoruz. Evet. Kaç büyükşehirde belediye başkanı adayı çıkaracaksınız Sayın Uçan? Şimdi 30 büyükşehirimiz var. Tabii bütün şehir, geçmiş 5 yıl önce Aydın'ımızda bütün şehir, büyükşehir kapsamında işte beldelerin kapatıldığı, artık ilçelerin, evet, topyekun büyükşehir oy kullandı. Biz mümkün mertebe tüm alanlarda var olmak istiyoruz. Bu noktada elbette Türkiye'nin bu kutuplaşmasına da imkan vermemek, ortadan makul çoğunluğun sesi olabilecek adaylarımızla beraber milletin huzurunda olmak istiyoruz. Bunu yaparken de elbette stratejik bir takım yerlerde, evet, farklı farklı değerlendirmeleri önümüzde yeni daire kurulumuz var. Oralarda da yapmak istiyoruz. Evet. Somut olarak söyleyebileceğiniz şu ilde büyükşehir adayımız var. İfade ettiğim gibi yani başta 3 büyükşehiri kenara koyalım. Diğer bütün şehirlerde bugün için adaylık süreçlerimizi işletiyoruz. 3 büyükşehirle ilgili de çeşitli değerlendirmelerimiz var. Bugün, evet, için prensip olarak adayı göstermek niyetindeyiz ama o değerlendirmelerimizin neticesinde somut kararımızı vereceğiz. Evet. Dün Manisa'daydınız Sayın Ünsal, bugün Aydın'dasınız. Dün akşam Aydın'a geldiniz diye biliyorum ben. Aydın'dasınız. Bir takım görüşmeler yapıyorsunuz. Evet. Sanırım Aydın'dan birkaç mevcut belediye başkanı, partisinden aday olamayan birkaç mevcut belediye başkanı Demokrat Parti'den aday olmak istiyor diye biliyoruz. Açıklayanlar var. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, evet, adaylığını açıkladı. Sanırsam Efeler Belediye Başkanı Mesut, evet, Akçan'la bir görüşme var galiba. Evet. Kuşadası'nda Özer Kayalı ile görüşüldü diye duyuyoruz. Nedir bu duyduklarımızın gerçeği ya da partiye yansımış kısmı? Bugün Efeler Belediye Başkanımız Sayın Özakcan'ı ziyaret ettim ben. İnşallah olumlu bir noktada bir kararlılığımız, birlikteliğimiz var. Önümüzdeki süreçte Demokrat Parti'nin adayı olarak Efeler'de aydınlığımızın, Efeler'imizin huzurunda olacağız. Sadece inşallah birkaç güne Süleyman Toyran Başkan da hem kendi değerlendirmelerini yaptılar. Bu noktada kararını verdiler. Kamuoyuyla, evet, kendileri de arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Tabii biz sadece bu program dahilinde bizim işte evvelsi gün İzmir'deydik, dün Manisa'daydık, bugün Aydın'ımızdayız. İnşallah akşam Afyon'da bir programım var. Yarın Eskişehir'de programım var. Vilayet vilayet benim de diğer genel merkez yöneticilerimiz de programlar, evet, yapıyorlar. Aydın'da da Muğla'da da inşallah kısa sürede
farklı farklı toplantılar düzenleyerek bu süreçte olgunlaştıkça kamuoyuyla evet. paylaşacağız. Geçmişte Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi MHP'den aday olamamış, Demokrat Parti'den aday olmuş, seçilmişti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da aynı şekilde seçilmişti. Demokrat Parti'nin bu anlamda bir hafızası ve tecrübesi var anladığım kadarıyla. Şöyle, tabii Sayın Kocadon Bodrum öncesi, Bodrum tabii bütün şehir kapsamına girmeden evvel Ortakent Belediye Başkanımızdı. Sonradan evet. Bodrum Belediye Başkanı oldu. Geçen seçimde tercihini Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana kullandı. Siyasetin içerisinde zaman zaman ama bizim ortak havzada buluştuğumuz tabii Muğla'da dahil olmak üzere Muğla'da da arkadaşlarımız hazırlıkları yapıyorlar evet. kademe kademe. Biz tabii Türkiye'nin yaşadığı, içinden geçtiği büyük endişeler var. Evet. Bu endişeler farklı farklı siyasetin çizgileri içerisinde o geçmiş ayrımların ötesinde ifade ettim, altını çizdim. Daha evet. geniş ortak paydalar arıyor bugün. Eğer bugün Türkiye'de kimlikler üzerinden neredeyse kadastro geçmiş gibi ülkenin doğusu bir siyasi partinin işte sınır kıyı vilayetleri bir siyasi partinin bu gerginlikte iktidar partisi de bir takım evet. Fedakarlıklar diyelim bu gerginlik dolayısıyla bir takım alanları bırakıyor ki gerisini alabilelim. Ben bunu Türkiye'ye bir fayda getirdiği kanaatinde değilim. Aman A partisi kazanmasın, B partisi kazansın. Aman C partisi kazanmasın, D partisi kazansın. Bu anlayıştan daha ziyade hangi düzeyde olursa olsun vatandaşlarımızın inandığı fikir çerçevesinde, aidiyet duyduğu siyasal evet. gelenek çerçevesinde oylarını kullanması için önüne bir imkan serelim. Evet. Yeniden ifade ettiğim gibi Demokrat Parti olarak bizler siyahla beyaz arasında sıkışmış Türkiye'den daha ziyade hakikatin, gerçeğin, renginin gri olduğunu bilerek o makul alanlarda orta direkt diye tabir ettiğimiz o sosyoekonomik alanı da genişleterek ki bugün daralıyor her geçen gün. İster istemez siyasette marjinalleştiren, siyasetin üslubunu bozmasına evet. vesile olan, gerçek gündemini konuşamadığı bir Türkiye haline getiriyor. Evet. İstiyoruz ki bu sarmaldan Türkiye çıksın. Evet. Bu noktada elbette özellikle yaşadığımız son 15 yıllık süreç tekrar ve tekrar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir vatandaşına, bizlere sunduğu imkanın, huzurun, imtiyazın, güvenliğin, evet. refahın kıymetini bilmek noktasında tüm vatandaşların dünün ön yargılarından, dünün aidiyetlerinden bağımsız bir şekilde evet. farklı değerlendirmeleri imkan veriyorlar. Evet. Bizler de bu hüviyetimizle Türkiye'de müfrit bir takım düşüncelere sahip değilse bizim çizgimizden insanlara rahatsızlık duyduğunu hiç şahit olmadım ama farklı fikirler elbette olur evet. siyasetin içerisinde. Bizler siyaset yaparken sadece oyunu aldığımız kitlelerin değil, alamadığımız insanların da rızasını hep gözeterek gelmişizdir. Evet. Aydın'da da bu böyledir. Tabii 2002 sonrası Türkiye'de yaşanan bu kutuplaşma iklimi ister istemez zaman zaman bizim de kendi evet. bir takım yanlışlarımız dolayısıyla istediğimiz ölçekte hem Büyük Millet Meclisi'nde hem yerelde kuvvetimizi ortaya koyamadık. Şimdi o potansiyeli evet. de açığa çıkartacak bir organizasyon içerisindeyiz. Vitesi büyütmek yani istiyoruz. Yani Demokrat Parti'nin zaten bir potansiyeli var. Onu kinetiğe dönüştürecek bir İnşallah. Çalışma yürütüyorsunuz. Bu yerel seçimi buna vesile ben yapmak istiyoruz. Muğla halkının çok merak ettiği net bir soru sormak istiyorum Sayın Uysal. Mehmet Kocadon, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum Belediye Başkanı adayı olmazsa Demokrat Parti'nin Bodrum Belediye Başkanı adayı mı olur yoksa Demokrat Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mı olur? Şimdi Sayın Kocadon kendi açısından bir takım değerlendirmeleri yapıyorlar açıkçası. Bizim geçmişten çok derin hukukumuz olan, yakın hukukumuz olan ama ifade ettiğim gibi 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana tavrını evet. kullandı. Kendisi adına bir süreci işletiyor ama bizler siyasetin ötesinde sosyal, şahsi hukuklarımız da var. Bütün bunları da zaten kamuoyu da bilir. Evet. Bu aşamada kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapmam zaten çok doğru olmaz ama tüm Muğla satında arkadaşlarımız, biraz evvel il başkanımızla konuştum. Evet. İlçelerde onlar da kendi programlarını yürütüyorlar. İfade ettiğim gibi kademe kademe bu ortak paydayı tahkim edebilecek hem kendi bünyemizden ama ifade ettiğim gibi tekrar tekrar bu sorgulamayı yaparak
dayatılan, olmazların içerisinden bir olmazı tercihe zorlanan insanlarımızın önüne makul, tercih edebileceği bir yapılanmayı adaylarla beraber çıkarmak istiyoruz. Evet. Yani öyle görünüyor ki Demokrat Parti işte Aydın'da, Muğla'da, yani bu bölgede büyük, yani şöyle diyeyim, yani azı dişi diye tabir edilen siyasetçilerin işte kendi partilerinde, kendi mecralarında aday gösteremeyen siyasetçilerin tercih ettiği bir nokta olmaya başladı gibime geliyor. Muğla'da büyükşehir anlamında da çok iddialı olabileceği yönünde biz siyasi kulislerden sızan bilgilerle de şeyiz, haşır neşiriz bu sıralar. Tabii şöyle, Aydın'da da, Manisa'da da, Muğla'da da, özellikle bu üç büyük şehrimizde bir takım geçmiş siyasi değerlendirmelerle çok anlayamayacağımız, partilerin siyasal meclisteki temsiliyetine bakın, bugün yerel seçimde yaptıkları tercihlere bakın. Her parti tabanında büyük bir rahatsızlık var. Bu iktidar partisi, AK Parti'nin tabanında da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında da var. Diğer siyasi partilerin tabanında da var. Ben bu açıdan bakınca bizler bulunduğumuz noktada açıkçası Türkiye'de sadece bu yerel seçim vesilesiyle ifade etmiyorum bunu. Çok periyodik olarak yapılmış kamuoyu araştırmalarında da bu çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'de maalesef bu olumsuz iklim, kutuplaşma iklimi dolayısıyla oyunu veriyor olsa da oy verdiği partilerden büyük bir memnuniyetsizlik var. Evet. Açıkçası biz Millet İttifakı çerçevesinde de bu beklentiyi karşılayabilmek adına bir birlikteliği yapma ihtiyacı hissettik. Ama yaşanan sürecin akabinde bugün görüyoruz ki bu talebin eksildiği kanaatinde değilim. O açıdan Demokrat Parti olarak Türkiye'de sistemi dengeleyecek, Türkiye'de demokratik işleyişi dengeleyecek. Evet. Doğrudan bugün açık yürekli ifade etmem gerekir ki bireye, vatandaşa siyaset kapalı hale getirilmiş. Evet. Şimdi şöyle değil mi? Hani tek adam ya da partilerdeki tek adam anlayışı değil mi? Yani ülkedeki tek adamdan geçtim. Şu an sanki böyle bölgelere ya da illere intikal ettiriliyor gibi bir hava var siyasette. Şimdi biz kendi geleneğimizde şu hataları... Bir ilde tek bir belirleyici olsun. İşte bir bölgede tek bir belirleyici olsun noktasına gidiyor gibime geliyor bana siyaset. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz parti olarak geçmişte bunu tecrübe etmiş ve zararlarını görmüş bir siyasi yapıyız. Evet. Maalesef parti üst yönetimlerinin bir vilayette bir kişiye emanet ettiği, onun da kendi hizasında teşkilatları, belediyeleri dizayn ettiği sürecin neticesinde siyasal partiler çoğulculuğunu farklı farklı aktörlerden değil, tekil bir yapılanma sürecine giriyor. Evet. Tabii Türkiye'de bunu da aşan bir şekilde temel problemimiz şu. Bugün Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz kavramını aşan, Türkiye'nin üretim altyapısının çözülmeye, çökmeye başladığı, yeniden tarımdan başlayarak, yeniden vergi politikalarınızla beraber üretimin önünü açacak, üretim değer zincirlerini yeniden tanımlayacak. Türkiye sadece üretmekle yetinen değil, aynı zamanda yurt dışından ülkesinin refahını artırabilmek adına refah transfer eden bir yapılanmaya geçmek durumunda. Evet. Ama bu meseleleri biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşamıyoruz ki. Evet. Milletvekilleri büyük bir çoğunluğu inanmadığı, özellikle iktidar ittifakı içerisinde bulunan, inanmadıkları bu maddeler el kaldırıyor. Eğer biz üyeliklerin seçim kurullarında teminat altına alındığı, ön seçimin yerel seçimlerde, genel seçimlerde şart haline getirildiği, beraberinde genel seçimde daraltılmış bölgeyle tercih sisteminin konulduğu bir süreç olsun, sağlamasını yaptığında vatandaşa gidip hesabını verecek bir temsiliyeti kademe kademe olgunlaştıralım, inanmadıkları istikamette oy veren milletvekilleri olmaz. Bu sistematik hata veren siyasal sistemi düzeltmediğimiz müddetçe Türkiye'nin hiçbir can alıcı meselesini düzeltebilme imkanımız yok. İşte bunu bu yerel seçimlerde de görüyoruz. Bugün pek çok bölgede, mecliste grubu olan siyasi partilerde, önemli süre belediye başkanlığı yapmış insanların ben büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu görüyorum. Kendi adaylıklarından süreçler tanımlanmadığı için bir dar zümrenin, partilerin genel merkezlerinin inisiyatifleri, perdenin arkasında, önünde bir takım farklı etkileme süreçlerinin açık hale getirildiğini görüyoruz. Bunu Türkiye çözmediği müddetçe her seçimde bu krizleri yaşar. Biz Demokrat Parti olarak seçim beyannamelerimizde de bunu açık yüreklilikle yazdık, milletimize taahhüt ettik, açık yüreklilikle söylüyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde Türkiye'de bugün
kuvvetler ayrılığından, iktidar partisinin tek bir kişinin şahsında tüm yetkiyi toplama gayretlerini muhalefet eleştirirken bu yanlışa düşmemek gerektiği kanaatindeyim. Evet. Sayın Ünsal, yani bu düşüncelerinizi destekleyen bir yaklaşım şu an Ege'de mevcut. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını henüz belirlemedi ama burada şöyle bir süreç yaşanıyor. Ben bölgede çalışan etkin bir gazeteci olarak gördüğümü net söylüyorum. Şu an İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bir kavga var. Genel Başkan birine jest yapmak istiyor. Sevdiği birine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını hediye etmek istiyor. Öbür tarafta işte partililer diyor ki işte bir kısım diyor ki bizim burada hazır kazanılmış şeylerimiz var, bunları kaybetmeyiz diyor. İşte böyle hani şöyle de bir şey var. Sanki böyle hani siyaset birilerinin birilerine jest yapma yeri midir? Yoksa halkın taleplerinin, isteklerinin değerlendirildiği bir mecra mı olmalıdır? Yani sorarken aslında cevabı siz veriyorsunuz. Evet. Yani tabii siyaset bugün kuralların ve kurulların işlemediği bir faaliyet alanına dönüşmüş. Evet. Üzülerek söylüyorum. Özellikle bugünkü AK Parti iktidarının bunda da kabahati çok. Siyaseti bir fikir birlikteliği, bir ideal birlikteliği, bir prensip birlikteliği olmaktan çıkartıp asgari düzeyde maddi makam menfaat birlikteliği haline getirdik. Evet. Özellikle Türkiye'de siyasal denetimin olmadığı, idari denetimin olmadığı, hukuki adli denetimin olmadığı, medya denetiminin evet. Maalesef yerel medyanın önemli bir çabası var ama ulusal medyanın hali ortada. Dördüncü kuvvet olarak bu vazifesini vatandaşımızın, bireylerin haber alma hakkının önünde yapısal engellerin oluşturulduğu bir dönemde. Başka kolluk eliyle, rütük eliyle, denetleyici kurumlar, basın ilan kurumu eliyle, bambaşka süreçlerle bu sürecin fiilen içerisindeyiz hepimiz evet. Biliyoruz. Şimdi burada tabii bir süreç işlemiyor maalesef. Böyle olunca keyfi uygulamalara kapı aralarsınız. Evet. En iyi insanlar bile zaman içerisinde o erdemi göstermeyebilir. Ben tabii siyaset partilerin kendi iç denklemleriyle ilgili yorum yapmak belirli bir sırrında ancak genel değerlendirme yapabilirim. Ama sadece bir siyasi parti has değil, tüm siyasal sistemi zehirleyen, enfekte eden bir üslup ve anlayış haline geldiğini görüyoruz. Yakında her seçimde bütün siyasi, biz bunu tecrübe ettiğimiz için, evet. 95 seçimlerinde tecrübe ettik, 99 seçimlerinde tecrübe ettik, 2002 seçimlerinde tecrübe ettik, 2007 seçimlerinde evet. Tecrübe ettik bu yanlışları. Yani halkı cepte keklik görünce at üstünden orak biçme olayı biraz daha... Çok güzel yani. Bir tabir kullandınız. Ben de çok severim at üstünde orak biçmek tabirini. Şimdi şöyle bakıyoruz. Özellikle iktidar partisi başta olmak üzere ben ceketimi koysam daha medeni bir ifade olacak. Aslında halk tabiriyle odunu koysam diye tabir edilir de. Emek vermiş. Görüyoruz iktidar partisi içerisinde de. Belediye başkanlığı yapmış. İnsanlar aday olup olmayacağından, hangi süreçle adayların belirleneceğinden emin değil. Kamuoyu yoklaması ise zaman zaman kamuoyuna aksediyor. Çok önemli yüzdelerde çıkmış ama insanlar aday gösterilmiyor. Bu açılardan bakınca biraz bu seçimin başta iktidar partisi olmak üzere bir takım pazarlıklar üzerinden, bir takım keyfi olarak kimi belediye başkanlarının istifa ettirildiğine bu ülkede şahit olduk değil mi? Evet. Demokratik meşruiyet bağının kopartıldığı, o insanların kendi aileleri başta olmak üzere topluma nasıl bir hesap verecek, nasıl söz söyleyecek? Yani o insanların da evet. İtibarıyla oynandığı, kişilikleriyle oynandığı bir sürece denk geliyor. Bunun ben Türkiye'ye çok yapısal zararlar verdiği kanaatindeyim. Bu evet. Açıdan bakınca biz bunların bedelini ödemiş bir siyasi parti olarak daha farklı bir noktada duruyoruz. Evet. Hakikaten Türkiye'de eğer biz demokrasimize bir derinlik katamadığımız takdirde önümüz asrı, Türkiye'nin önünde bütün yaşadığı alt üst oluşlara rağmen demokrasisi başta olmak üzere, hukuk sistemi başta olmak üzere, ekonomisi, eğitim sistemi başta olmak üzere önümüz asrı kucaklayacak, önümüz 10 yıl içerisinde bir yapılanma yapamadığımız takdirde dünyadan olumsuz olarak ayrışacak, kara delikleri, sosyal güvenlik sistemi başta olmak üzere daha da artan bir şekilde oluşacak, kaynaklarını sosyal güvenlik açıklarına, faize, 2019 yılı bütçesinde 117 katrilyon eski parayla faiz ödeyeceğiz. Evet. Bu ülkenin kaynaklarını siz inanıyorum ki eğer işleyen bir hukuk düzeni olsun, işleyen bir demokratik düzen olsun, hesap verilme, şeffaflık merhaleleri çünkü demokrasiyi tarif ederken öyle tarif ederiz. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değil. Evet. Değerler bütünü.
Elbette sandık süreçleri çok çok önemli. Bugün çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren sandığın üzerine mümkün mertebe münferit hadiselerin dışında gölge düşmemiştir. Ama bugün ciddi endişeler yaşıyoruz. Evet. İşte trafolara kedilerin girdiğinden tutalım. Mühürsüz, mühürlü oy tartışmaları yakın hafızamızda. İşte bugün seçim öncesi Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin bir kararnameyle, torba kanunla evet. beraber görev sürelerinin uzatıldığı ister istemez evet. Şüphe uyandırır. Eğer sistemin meşruiyeti geniş kitleler tarafından sorgulanır hale gelirse evet. bu topyekun bu ülkeye büyük zarar verir. Sayın Genel Başkan, yani bir öz eleştiri yapma çerçevesinde bakarsak olaya, bu bölgede insanlar işte yıllardır işte Kırat'ın böğrüne böğrüne oy basmak tanımıyla sandığa gitmiş bir ciddi bir nüfus var, ciddi bir insan kitlesi var. Ama onların da Demokrat Parti'nin yönetim şekliyle ilgili bir takım hayal kırıkları oldu geçmişte. Bugün Demokrat Parti'nin genel başkanları başka mecralarda siyaset yapıyorlar. Bunun, bu tahribatın tamiri için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ve gelecek vizyonu nedir Demokrat Parti'nin? Kısa vadede bir yerel seçim var. Onun akabinde de muhtemelen 2024'te bir genel seçim var. Nedir yani? Şöyle, yani bahsettiğiniz gibi tabii üzüntü yaşamıyor değiliz. Bugün de bizler millet önünde bir takım iddialar koyuyoruz. Sonra bu iddialarımızın tersinde bambaşka, tam tersi bir istikamette sözler, tavırlar söylüyoruz. İnsanların fikri değişmez mi? Değişir insanların fikri. İnsanlar bir sorgulamanın neticesinde fikir de değiştirir. Ama ölçü ortadayken bu fikirlerinizi değiştiriyor iseniz burada öyle bir sorgulamanın akabinde değil de şahsi önceliklerle bu tercihleri yaptığınız ortaya çıkar. Hı. Tabii bu açıdan gelenek olarak açıkçası bir büyük üzüntü içindeyim ben de, arkadaşlarımız da. Omuzlarında taşıdığı, emek verdiği insanların bugün sözlerinin, iddialarının tam tersi tercihler yaptığını görüyoruz. Ama buralara da dünü tartışmak yerine hiçbir şekilde değiştirip dönüştüremeyeceğimiz dünden daha ziyade her şekilde değiştirip dönüştürebileceğimiz yarınları konuşmayı tercih evet. ediyoruz. Bahsettiğiniz bu siyasal sistemin kimlikler üzerinden kutuplaşmanın ve bu çark döndükçe herkesin payına bir yüzde pay bırakan bu mekanizmanın milletimize bir faydası yok. O nedenle evet. sistemin içindeki tüm siyasal partilerin bu kutuplaşmadan aslında toplum önünde, kamuoyu önünde, kameralar önünde itirazı varmış gibi, memnuniyetsizliği varmış gibi ifade edilse de aslında zımnen ortak bir kabul var. Bu evet. çark herkesin lehine işliyor. Soğuk savaş döneminin psikolojisidir bu, stratejisidir. Kitlelerle mesafeyi açarsınız, hakaret, küfüre varan sözler söylersiniz. Önemli bir kitle sizin arkanızda konsolide olur. Karşı taraf da size yapar. Söyleyecek sözleri kalmış, özellikle AK Parti iktidarı için söylüyorum. Söyleyecek yalanları kalmamış. Çünkü bugün hayretler içerisindeyim. Sayın Bakan, Maliye Bakanı çıkıp iki seferdir hedefleri tutturduklarını söylüyor. Evet. Orta vadeli planda uygulamaya başladığınız andan itibaren hangi hedefinizi tutturdunuz? Evet. Tek haneli enflasyonu bu sene başında hedeflerken bugün TÜİK'in rakamlarıyla bile çıkan enflasyonun hesaplama yöntemini değiştirerek bir takım verilerle oynayarak, manipüle ederek çok geniş kitlelerin nezdinde, bu işin uzmanları nezdinde, uluslararası akredite olmuş kuruluşların nezdinde bu verileriniz sorgulanır hale gelmiş. Şimdi bu veriler ortadayken bütün bu süreci değiştirecek milletimizin hakikaten ben önümüz yıl 2019 yıl içinde bulunduğumuz yıl tarımsal üretim başta olmak üzere çok ciddi düşüşler yaşanacak. Alın terinin karşılığını alamadığı, girdi maliyetlerini karşılayamayacak, bu üretimde istikrarı, fiyat istikrarını oluşturamadığınız bir politik çerçevede Sayın Tarım Bakanı zaman zaman garip garip açıklamalar yapıyor ki bu iktidarın da özellikle bu bakanlıkla ilgili çok yakın zamanda bir değerlendirme yapacağı kanaatindeyim açıkçası. Türkiye gibi 40 milyonun üzerinde turist ağırlayan, 80 milyonun üzerinde nüfus olan bir ülke. Gıda güvenliğinin dünyada milli güvenliğin önemli bir parçası haline geldiği bir ülkede. Şu Ege'nin, şu Aydın'ımızın bereketli ovalarında bugün maalesef tarımda, pamukta bile, işte Ege deyince gözümüze pamuk gelirdi değil evet. mi aklımıza? Pamukta bile net ithalatçı bir ülke. Yakın zaman diliminde kabul etmek lazım ki önemli bir prim verildi. Belirli bir süre oranda üretim arttı ama bunu
Türkiye gibi cari, kronik cari açığı olan, hani yüksek katma değerli ürünler ve teknolojik ürünlerde Türkiye'de ithalat yapabilirsiniz de, ya bu topraklarda Bergama'sına gidelim, yazar dünyanın en uzun lifli pamuğu bu coğrafyada yetişir diye. İşte Gediz Ovası, Menderes Ovası değil mi? Evet. Buralarda yetişebilecek ürünleri siz kendi çiftçinize vermediğinizi, Balkanlı ülkelerin çiftçilerine ithalat yoluyla kaynak olarak aktarmaya hakkınız yok. İşte bizim temel meselemiz Türkiye'yi yeniden değerleriyle buluşturacak, yeniden siyaseti milletle buluşturacak, topyekün herkesin değişimi başka alanlardan başlattığı noktada, biraz evvel çerçevesini çizmeye çalıştığım noktada, değişimi siyasetten, bu işlemeyen siyasal düzenden, evet, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'de adalet sisteminden başlayarak Türkiye'nin bütün kodlarını yeniden tanzim edecek bir siyasi yapılanmayı yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Elbette mümkün. Bunu geçmişte yapmış tecrübemiz var. Bugün insanlarımızın işte kamuoyu araştırmalarındaki memnuniyetsizliği ortada. Yerel seçimler sürecinde toplumun refleksleri ortada. Bu reflekslere ne kadar karşılık, olumlu cevap, yerleşik siyasi partilerin üretebildiği cevap ortada. Ben bunun mümkün olduğu kanaatindeyim. Bu yerel seçimle beraber inşallah seçim sonrası bu ortak paydayı, milletimizin risklerini yönetecek, evet, yarınından endişe duymayacağı, çünkü bugün özellikle vatandaşımız rehin alınmak istenmekte. Bir yanda yoksul bırakılarak, öbür tarafta eğitimsiz bırakılarak, öbür tarafta ne kadar dini örgütlenmelerimiz varsa devlete ranta ortak ederek, evet, bu sürecin içerisinde ama bununla beraber kitleleri borçlandırarak, açıkçası o borçluluğu yöneterek vatandaşlarımızın bu iktidarın çarpık siyasetiyle rehin alındığı kanaatindeyim. Evet. Sayın Ünsal, süremizin de sonuna gelmek üzereyiz. Ben son olarak tekrar bölgeye ve yerel seçime çekmek istiyorum konuyu. Demokrat Parti'nin bu bölgede 29-31 Mart akşamı kaç belediye kazanacağını umuyorsunuz? Kaç belediye kazanacağını düşünüyorsunuz? Hedefiniz nedir? Ya şöyle, biz siyasetçilerin beylik lafları olur, öyle ifadeler de kullanabilirim ama biz gerçekçiyiz. Bu manada potansiyelimizin ne olduğunu biliyoruz. Yani bu Aydın'da izimizin olmadığı coğrafya yok. Ege bölgesinde, Türkiye'nin pek çok noktasında. Bu noktada inşallah kademe kademe olgunlaştırdığımızda biz bu denklem içerisinde bu rekabetin başat aktörü olabilmek noktasında pek çok bölgede inşallah adaylarımız olacak. İşte açıkladığımız adaylarımız var. İnşallah biraz sonra ilde de önemli bir toplantı yapacağız teşkilatımızla beraber. Evet. Bütün bu süreci değerlendireceğiz. Sadece Aydın'da değil, bölgede de bu bölgeden başlayarak pek çok kritik noktada da. Türkiye'de kadastro geçirir gibi herkesin kendi bölgelerini tanzim etmeye çalıştığı, evet, noktada farklı neticeler almak istiyoruz. Bunu da var gücümüzle ortaya koyuyoruz. Bunun zorluğunu biliyoruz ama, evet, avantajlı olduğumuz, bizim üzerine oturduğumuz sosyoloji, bizim geleneğimizin şöyle bir önemli farkı var. Bugün hangi siyasal partiye bakarsanız bakın, her seçim öncesi adaylık noktasında başvurduğu bizim mensuplarımızdır. Çünkü toplum önünde fark yaratabilecek. Evet. Biraz evvel çerçeveyi çizdim. Sadece kendi oyunu aldığı kitlelerin değil, oyunu alamadığı kitlelerin de rızasını gözeten bir siyasal zihniyete sahibiz. Evet. Bugün bu noktada bunca yıldır AK Parti iktidar, üçlü dörtlü kararnamelerle on binlerce insanı atamışsınız, milletvekilleri çıkarmışsınız, evet, belediye başkanları. İşte Aydın'ımıza bakalım, iktidar partisinin gösterdiği adaylara bakalım. Yeniden dönüp Doğru Yol Partisi'nin, Anavatan Partisi'nin geçmiş de önemli görevler yapmış insanların hem teşkilatlarında hem belediye başkanlıklarında. Ama Türkiye'yi yönetmek noktasına geldiğinizde bu stratejik olarak sıkışmışlığınız dolayısıyla, evet, gücünü almaya çalıştığınız kitlelerin refleksini, değerlerini Ankara'da temsil ettirmiyorsunuz. Evet. İşte bu çarpıklığa itirazımız var. Evet. Sayın Ünsal, son olarak Ege'li vatandaşlara mesajınız nedir? Yerel seçim mesajınız nedir? Genel mesajınız nedir? Tabii zorlukları var ülkenin. Bunları da çok ciddiyetle, İstikrarsız bir bölgenin ortasında Türkiye'nin Cumhuriyet'le beraber yaşadığı iki asırlık modernleşme çizgisiyle beraber olumlu manada ayrışmış. Açık yüreklikle söylüyorum, şu Irak'ta, Suriye'de yaşananların aynasında bu ülkeyi yıkmak isteyenler, bölücüler, terör örgütleri mensupları bile bu ülkenin her bir vatandaşına sağladığı huzurun, güvenin, imtiyazın
anlamını keşfetmeli. Ama özellikle de bu ülkeyi yönetenler bunun manasını keşfetmeli. İşte bugün Suriye'de ciddi bir sıkıntıyla, bölgede ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Ben bütün bu olumsuz tabloya, ekonomi başta olmak üzere ciddi alt üst oluşları yaşamış olmamıza rağmen bir tweet'e bakıyor artık her şey. Doğru siyasi bir akıl ve ekiple beraber Türkiye'nin önümüz 10 yıl içerisinde ifade ettiğim gibi pek çok cephesinde çok yapısal dönüşümlerle, başta siyaseti çünkü sistematik hata veren bu mekanizma, tüm bu sistemi organize edecek aklı işletebilmek için önemli. Bunu yapabildiğimiz takdirde Türkiye'nin orta ölçekli bir güç olarak, bölgesinde adaleti merkeze alan, demokrasiyi merkeze alan, refahı merkeze alan bir anlayışla, evet, Orta Asya'sından Orta Doğu'suna, Balkanlarına ilgi ve etki sahası dahilinde ama önce kendi, evet, vatandaşının huzurunu, refahını düşünerek, evet, önemli merhaleleri katabileceğime inanıyorum. Evet, Sayın Yusal, ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben de imkan verdiğiniz bu vesileyle aydınımızda, tüm Ege'de bizleri izleyen, tüm Türkiye'de bizleri izleyen vatandaşlarımız, ben de saygıyla selamlıyorum inşallah. Evet. Biraz evvel kamuoyuna açıkladık inşallah. Efeler'de Mesut Özakcan Bey başta olmak üzere, kademe kademe Söke'de Süleyman Toyran Bey, diğer ilçelerimizde adaylarımızla tekrar tekrar aydınımızda olacağız. Evet, Büyükşehir'le ilgili bir tüyo vermeyeceksiniz herhalde. Vermeyeceğim, onu söyleyeceğim ayrıca. Muğla Büyükşehir'i de zaten bekliyoruz. İnşallah. Sayın seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bugün konuğum Gültekin Uysal'dı, Demokrat Parti Genel Başkanı. Gültekin Uysal, Türkiye'deki birçok problemin, köklü problemin çözümünün siyasal dönüşümden geçtiğini vurguladı sık sık. Bu bölgede, Türkiye'nin diğer yerlerinde de, bu bölgede de özellikle Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, İzmir, bu bölgede Demokrat Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki önemli aktörlerden biri olacağı mesajını aldık açıklamalarından. Henüz netleşmeyen adaylıklar var, kesinleşmeyen süreçler var. Demokrat Parti'yi bu yerel seçimlerde iki ittifakın arasında üçüncü bir seçenek olarak halkın önüne sunacaklarını söylediler. Bir baş başanın daha sonuna geldik. Yeni bir baş başa da yeni bir konu, yeni bir konukla birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.